Merhaba arkadaşlar, Zemzem'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayın kahvenin yanına çok yakışan, yapması da bir o kadar kolay olan harika bir cezerye tarifi vereceğim arkadaşlar. Buyurun cezeryemizin yapımına başlayalım. Yarım kilo kabuklarını soyduğum, yıkadığım havuçlarımı tencereme küçük küçük ince bir şekilde doğruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ince ince doğrarsanız pişme işlemi daha kolay oluyor, daha rahat pişiyor. Pişen havuçlarımın üzerini geçecek kadar su alıyorum içerisine. Şimdi havuçlarımızı ocağımıza alıyoruz. Kapağımızı kapatıp bu şekilde pişene kadar kaynatıyoruz. Ara sıra kapağını açıp bir çatal ile kontrol ediyorum pişip pişmediğini. Pişen havuçlarımı ocağımdan alıyorum. Kapağını açıp bu şekilde ılımaya bırakıyoruz. Ilıyan havuçlarımı rondondan geçireceğim arkadaşlar, püre haline gelene kadar. Püre haline gelen havuçlarımızı tavamıza alıyoruz. Havuçlarımızı tekrar ocağımıza alıyoruz. İçerisine bir kahve fincanı toz şeker ekliyoruz. 3 yemek kaşığı nişasta, mısır veya da buğday nişastası hiç fark etmez. İkisini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şekerimiz eriyene kadar havuçlarımızda biraz suyunu çekene kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Suyunu çeken havuçlarımızın üzerine bir çay bardağı üzüm pekmezi ekliyoruz. Bir çay bardağı Hindistan cevizi, bir çay bardağı da iri kıyılmış cevizimizi ekleyip tekrar aynı şekilde karıştırıyoruz. Bu şekilde 5-6 dakika sürekli karıştırarak pişiriyoruz arkadaşlar. Karıştırmayı kesinlikle bırakmayın. Cezeryeleriniz dibine tutabilir arkadaşlar. En son ocaktan almadan önce içerisine bir çay kaşığı tarçın ekliyorum. Tarçını sevmeyenler eklemeyebilirler. Şimdi ocağımızdan alıyoruz cezeryemizi. Kıvam bu şekilde gayet güzel oldu. Streç bir filmle kapladığım küçük kara borcamıma alıyorum cezeryelerimi. Bu işlemi buzdolabı poşetiyle de yapabilirsiniz arkadaşlar.
Şimdi kaşındaki cezeryeleri de temizleyip üzerlerini düzeltiyoruz. Bu şekilde kaşıkla çalışmam zor olduğu için ben kaşığımı ıslatarak kullandım arkadaşlar. O şekilde daha rahat düzleyebiliyorsunuz üzerlerini. Böyle hafif hafif bastırarak eşit bir şekilde borcamamıza yayıyoruz cezeryelerimizi. Şimdi üzerini tekrardan streç film ile kapatıyorum. Buzdolabımda bir gece dinlendireceğim bu şekilde. Buzdolabımın kokusu sinmemesi için de üzerlerini kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi bir gece beklettiğim cezeryelerimi buzdolabımdan çıkardım. Sizin de bu şekilde bir gece önceden hazırlamanızı tavsiye ederim. Bir gece buzdolabında beklediğinde gerçekten muhteşem oluyor. Bir tepsimi bol bol Hindistan cevizine buluyorum. İçerisine hazırladığımız cezeryeyi bırakıyorum borcamımdan. Buzdolabı poşetlerimizi de üzerinden kaldırıyoruz. Gayet rahat kalkıyorlar görüyorsunuz. Şimdi üzerine tekrardan Hindistan cevizi ile buluyorum. Bıçağımız ile küp küp kesiyoruz arkadaşlar cezeryelerimizi. Bu esnada bıçağınızı sık sık temizlemeyi ihmal etmeyin. Bıçağımıza yapıştığı için çalışması zor oluyor bıçağınızı temizlemezseniz arkadaşlar. Kıvamı, lezzeti gerçekten harika oldu. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Dışarıdan hazır olmak yerine çocuklarınıza bu şekilde yapıp evde yedirebilirsiniz. Pekmez sevmeyen, havuç sevmeyen çocuklarınızı bu şekilde de sevdirebilirsiniz. Cezeryelerimizi buzdolabında 2 ay, 3 ay bekletebiliriz arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki tarifimden haberdar olmak için bildirimleri de açmayı ihmal etmeyin. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, küçük de olsa bir yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Şimdi hazırladığım cezeryelerimi servis tabağıma alacağım ve servis edeceğim bu şekilde arkadaşlar. Eminim size daha güzellerini yapacaksınızdır evinizde. Tadıyla, görüntüsüyle gerçekten bir harika. Şifa deposu. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah bir sonraki tarifimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.